Nasıl ya? Nasıl ya? Bunu bana nasıl yaparsınız? Dayıcığım vallahi aslında açıklayabiliriz. Sus! Hiçbir şey açıklayamazsınız. Ben gelmeden nasıl nişanlanırsınız siz? Heh? Beni hayatımın en mutlu olayından nasıl mahrum edersiniz? Ha? Çok şıkmış. Bana da çok yakıştı. Ben de kalabilirim anne, ne olur. Gerçekten benim seçtiğim bir kızla nişanlandığında of course kalabilir. Ama şimdi geri alayım yüzüğü, hadi. Ah, diğer yüzük. Ne, rehinci koparanlarda kaldı. Get out Can, git Gül'den yüzüğü geri al, come back. Ya, hemen. Can, ne oldu çocuğum, iyi geldin. Gülbahar teyzeciğim, şey annem nişanda taktığımız yüzüğü geri istiyor da. Bu da ne saçma bir cümle olduysa artık. Niye saçma olsun ya? Gerçekten nişan almadınız ya. Bizim dalgınlığımıza gelmiş. Çıkar ver çocuğum Can abine yüzüğü. Anne çıkmıyor. Ya! Hayır, dayı yapma. Dayı istemiyorum. Bırak, ne yapıyorsunuz ya? Hayır, hayır. Can, hayır. Bir şunu sopayı atsın bana. Tina, bırak. Tina. Dayı çıkmıyor ki. Hani çıkmıyordu bu yüzük? Ha? Hani çıkmıyordu? Bana bak kız. Bu yüzük sahibine geri gidecek. Gitmeyecek. Dolanır ortalıklarda, yüzüğümü Tekin çaldı diye. Duymadın mı? Madem Nermin'in yüzük mü çalmış? Ya! İftira! Oğlum biriniz de biz seni biliyoruz, içini ferah tut, yoktur öyle bir şey falan deyin ya. Sence bu ne? Annemin yüzüğü. Ama hani yüzük ilk düştüğünde mazgada elimi ben sokmuştum ya. İyi de nasıl? İşte ne bileyim, el çubukluğu marifet. Neden peki? Çünkü bu yüzükten ayrılmak istemedim Can. Ama şimdi senin annene bu yüzüğü geri verip dayımı kurtarmamız lazım. Aa İsmet, what are you doing burada? Şunu bulduk. Hemen getireyim dedim Nermin'e. Yüzüğüm! Ah yüzüğüm! Ama ben... Kıymetlim. Ben bunu bir daha göremem zannediyordum. Thank you very much. Thank you very much İsmet. Can bak, İsmet yüzüğümü bulmuş. Öyle mi? Çok sevindim anneciğim. Ah, me too, me too. Kıymetlimiz. Madem ki çakma nişan yüzüklerimizi bırakmak istemiyorsun. Al sana yeni yüzükler. Aşkım sen karışma. Ay, heyecan yaptım işte. Ve bu yüzükler sadece bize ait. Ay, ben şu anda inanamıyorum. Heyecanlandım biraz. Nermin, saat 7:27. Birazdan 7:28 olacak. Bullshit! Telaş ettirsen böyle olur işte. Hırça saçıma dolandı. Vallahi de becerdim. Yaptım. Bırakıp çıktım. Nermin Hanımlar bu akşam yemeğe gideceklermiş idi. Evet biliyorum, ne olmuş? Mahir abi Nermin Hanım'ın hazırlanması bitmeyince beklememiş kendini, basmış gitmiş tek başına. Nermin Hanım'ın karizma yerlerde. Ne diyorsun Mali? Sen Ferdi abiye haber ver, ben de bütün apartmana yayayım. Oy. Lan ne oluyor burada? Vallahi bekliyoruz. Bekliyoruz işte öyle. Neyi bekliyorsunuz bu? Beni bekliyor Chucky, beni. Hani beni beklemeden gitti ya. Tamam. Ben herkesin önünde senden özür diliyorum Nermin'lerin Nermin'e. Senin arabanla mı gitsek acaba Mahir? Bu arada sen ne diyordun yeni arabana hayatım? Kizim diyor, kizim. Yalnız çok güzel araba ha. Tabii istersen kızımla gezeriz tabii ki. Tabii. Sen şu kızının anahtarını bir verir misin bana tatlım? Tabii hayatım. Sen yalnız mı gideceksin? Ben gelmiyor muyum? Hayır. Ben şimdi önden gideyim. Senin kızını bir güzel ısıtayım, hazırlayayım. Ondan sonra ben seni çağıracağım. Sen beni burada bekle. Tamam mı Mahir'cim? Bekliyorum. Hadi. Tabii ne demek? Tabii ki bekleyeceğim. Tabii bekliyorum. Bekleyeceğim. Bekleyeyim.
Elli kaşarlıya çevirdi arabayı. Yepyeni arabayı hurdaya çıkarmadan rahatlamayacak. Haklı ama haklı. Hah, araba şu anda öldü. Hello. Mahir'cim, eğer beni bir daha beklemeden cehenneme dahi gidersen... ...seni orada da bulur, arabayla üstünden bir güzel ezer geçerim. The end, Maho. Versene Mehmet Ali. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yapma be. Yapmayın çocuğum. Babana söyle çocuk. Çöpler bundan sonra 3 yıl atılacak. Çöpümü istediğim yere atarım. Ah Avrupa. Para için yapmam çocuk Mehmet Ali, anlayın. Ah Avrupa, ah. Can, Brüksel'den gelir alacağız değil mi oğlum? Türk kızlarının suyun içinde. Seçimle geldim, seçimle giderim kardeşim. Ah Avrupa, ah. Kokorecimi, damardan tuzlamamı, işkembemi, mumbarımı vermem. Ah Avrupa, ah! Ne işler açtın başımıza? Avrupa'ya mührümü basacağım kardeşim. Şimdi sen düşün Avrupa. Tekin! Oğlum, ben senin özel şoförün müyüm? O servislere bir dünya para veriyoruz. Niye zamanda kalkmıyorsun be? Uyanamamışım baba. Bak bak, lafa bak. Uyanamamış paşam. Al çocuğum, bir besleme çanta. Gülbahar, niye zamanında uyandırmıyorsun çocuğu? Ay 40 kez söyledim Ferdi. Sana çekmiş işte, ağır uykusu, uyanmıyor. Gördün mü baba? Tamamen genetik özelliklerden dolayı uyanamamışım. Suç senin yani. Bak bak, Feride bak. Özür dileyeceğine. Özür dilerim. İstediğin kadar özür dile. O trafiğe gireceğiz bir defa. Allah bilir nasıl çıkacağız. Aman Ferdi, ama uzattım. Bir araba dolusu laf ettim. Bak, çok sıkıldım vallahi. Ben de sıkıldım Gülbahar. Ya bunları birine mi versek? Ama bu yaştan sonra da kimseye verilmez ki. Biz bunları bebekken verecektik. Abuk sabuk konuşma Allah aşkına. Ay ben gerçekten çok sıkıldım. Otur evde. Beni bir yere götür, ne bileyim, bir sinemaya, yemeğe falan. Ha? Aa, ben akşam çok yorgun gelirim Gülbahar. Sabahtan akşam nasıl geleceğini nereden biliyorsun Ferdi? Gülbahar, çocuğu okula götüreceğim. O trafiğe gireceğim, çıkacağım. Ondan sonra da gideceğim hale. Ne yapacaksın? Halden karpuz mu taşıyacaksın? Ya Gülbahar, benim çok işim olur. Bir de o trafikte geri döneceğim. Dön, ne olur. Sanki arabayı itekliyorsun, kullanıyorsun alt tarafı. Aa, geç kalıyoruz ya Gülbahar ya. Giderek bize lafa tutma Allah aşkına. Hadi yürü. Öyle işine gelmeyince çocuk gibi kaçma Ferdi. Ne kaçması Gülbahar ya? Ben çocuk sadece derslerden kalmasın diye. Hadi eyvallah. Aslında buna Nermin cadısı gibi davranmak lazım ama insanım işte, yapamıyorum. Oh. Bu müzik ne ya? Eyvah, şimdi de meditasyona mı sardın Nermin'im? Yüzyılların mistik hareketine sarma muamelesi yapman beni hiç şaşırtmadı Mahir. Ama sinirlenme. Çünkü şu an tüm yüksek enerjim ve yeteneğimi üstün bir mertebeye yükseltip bir diyalog haline geçirerek gücün evrensel boyutuna ulaşmaya çalışıyorum. Hadi bakalım. O da olur inşallah. Sen Nirvana'ya ermeden bırakmazsın. Haydi gel. Yanıma otur. Beraber meditation yapalım. Niye ya? Çünkü meditasyon insanı günlük hayatın stresinden ve gerginliğinden arındırır Mahir.
Benim bu hayattaki tek stres kaynağım sensin Nermin, Nermin, Nermin. Sen beni germe yeter. Şu anda yapmakta olduğum meditasyon dolaylı yoldan da olsa senin hayatını kurtarıyor Mahir. Nasıl? Anlamadım. Şöyle anlatayım. Sen deminki o salak cümleni ben meditasyon yaparken değil de başka bir zamanda söylüyor olsaydın şu an iş yerine değil muhtemelen acile gidiyor olurdun. Hay, şimdi anladım. İyi günler aşkım. Om. Om mu? Dalai Lama. Dalai. Uyku da bastı. Yeter. Yok yoga yapacakmışım da, yok meditasyona başlayacakmışım da. Benim rahatlamam için halı sahama yeter be. Ortağıma. Nihat yakala. Bu ne ortağım? Halde turnuva düzenledim Ferdi. Bu hafta ön elemeler var, haftaya süper finalli. Yalnız ben forvet arkası oynarım ha Mahir abi. Olur. Ben de size tezahürat yapmaya gelirim. Yaşa. Senin mevki neresi ortağım? Ben iyi kaleciyimdir. De. O de ne Ferdi abi? İlk maç ne zaman? İlk maç bu akşam Halil Ergıday'la. Yapma ya işte ben bu akşam gelemem. Niye Ferdi abi? Gülbağ beni akşam yemeğe çıkarır mısın dedi. Ben de akşam eve yorgun gelirim dedim. Şimdi maç oynamaya gidersen ayıp olur ya. İzin alamam diyorsun yani. İzinle alakası yok. Ayıp olur diyorum. Biz ayıp olmaz mı ya Ferdi abicim? Takımını yalnız mı bırakacaksın? Peki ben öteki maçta oynarım ya. Olmaz olmaz. Nihat biz işimizi sağlam alalım kardeşim. Karısından izin alabilecek bir koca bulalım. Yani. Bak beni delilendirme. Ben izin almam, izin veririm. Bak işte tam Fatih Hoca gibi konuştu Ferdi abi. Ya bir de Fatih Hoca gibi delikanlı olsan. Hop hop orada dur bakalım ortağım. Ben delikanlılığıma laf söyletmem. O zaman delikanlıysan bu akşamki maça gelirsin arkadaş. Ben delikanlıyım be. Bu akşamki maça geliyorum o zaman be. Ferdi abi Gülbahar ablayı da gaza gelme ne olur. Ben gaza gelmem be. O zaman bu akşam Halil Ergıday'ı yenecek miyiz Ferdi abi? Sahadan sileceğiz. Sekiz sekeceğiz. Ölmeye, ölmeye, ölmeye geldik. Halil Ergıday'a dedik. Erkek olmak ne acayip bir şey ya. Gülbahar bütün gün temizlik yapsın, yemek yapsın, çocuklara baksın. Efendim kendisine halde otursun, Mahir Bey'le iki tane kızla atsın. Yorgunmuş, beni yemeğe götüremezmiş. Şimdi bu çöpü buraya bırakacağım ama bu cadı üstüme sıçrayacak. Ben de bu sinirle onu öldüreceğim. Olan çocukları olacak. Abla ne haber? Nihayet odanı temizlemek aklına geldi pisliğe. Bak bir torba dolusu çöp mü çıktı? Oda temiz ya niye temizleyeyim ki? Bunlar takım elbise. Hafta sonu çok önemli bir iş görüşmem var. Bunları kuru temizlemeye vereyim dedim ondan. Niye benim çöp torbama koyuyorsun? Abla niye çöp poşetlerini kişiselleştirip sahipleniyorsun? Mutfaktaki her şey benim. Buna çöp torbaları da dahil. Çöp torbası almak için benden izin alacaksın Tekin. Çok özür dilerim ya. Bilsem akşamdan dilekçe yazardım. Al. Al. Al da rahatla. Ne bu? Çöp poşetinin parası. Ya, para meselesi değil. Önemli olan prensip. Prensip meselesi bu. Çöp poşetinin prensibi mi olur abla? Gözünü seveyim ya. Sen ne zaman eniştemle kapışsan gelip bana patlıyorsun. Aman. Kapıyı aç. Açamam kapıyı falan. Ben daha gidip gömleklerimi ayıracağım. Siz içeride ÖSS'ye hazırlanmakta olan bir genç kızın olduğunun farkında mısınız? ÖSS yüzünden gençler intihar ediyor. Farkında mısınız? ÖSS sistemi yüzünden gençler ne halde? Farkında mısınız anne? Tamam çocuğum sakin ol. Sen bir öncesinde başarılıydın. Bunu da halledersin. Hiç sakin olamam anne. İkinci Dünya Savaşı çıkarken salonda ben sakin olamam anne. Birincisini zaten babam evdeyken çıkarmadınız mı?
Çok özür dileriz çocuğum. Kapıya baksana. Tamam. Ben kapıya bakarım. Siz yeter ki sakin olun. Geleceğimle oynamayın. Yakarım. Şu çocuk ders çalışırken yaptıklarını beğeniyor musun abla? Bak. Oh! Allah'ım ev değil. Ev değil burası yani. Tamam Begül. İyi Mehmet Ali abi. Ne yapayım? İhtimalle hiçbir zaman işime yaramayacak bir bölüme girmek için ömrümü tüketiyorum. Sen ne yapan? Ne yapayım? Senin işin de zor. Yeşim ben sancılandı da hastaneye götürmek zorunda kaldım. Çöpünüzü de alamadım. Kusura bakmayın. Aa, iyi mi bari Yeşim abla? İyidir iyi. Yanlış alarım. Çöpünüz var? Hem de ne çöp? Ya bunlar ne ara birikti ya? Ah, hadi görüşürüz. Hyderabad, Delhi, Mumbai, Kolkata. Harika. Bir ay Hindistan. Mis. Yalnız otelde değil de Hindu tapınaklarında kalmamız mümkün mü acaba? Parası neyse veririz. Rezervasyonumuz? Okey. Şu tapınaklar konusunda da bizi bilgilendirirseniz çok sevineceğim. Size de Hare Krishna. Ciddi ciddi gidiyorsun yani anne Hindistan'a. Yes my son. Oralar pis diyorlar. Sen nasıl yapacaksın? Ah oğlum ah. Mühim olan mekanın pisliği değil, ruhun temizliğidir yavrum. Anlıyorum. Peki babam ne yapacak sensiz? Bir ay boyunca adam hasretinden ölür anne. Babanı da götürüyorum Juan. Bir ay sonra yenilenmiş iki kişilik olarak geri döneceğiz. Güç seninle olsun. Yalnız o son söylediğinin Budizm'le alakası yok. O laf Star Wars'ta. Fark etmez. Kamu alem birdir bize. Bu lafta Yunus Emre'den. Budizm, Star Wars, Yunus Emre. Nesin sen anne? Kendini bulacağına iyice kayboldun. Kayıp balık Nero. Ha, sevdim ben bunu. Tamam abi hiç problem değil. Siz hafta sonu deyince ben ona göre şey yaptım ama bugün de buluşuruz yani kafede. Tamam, tamam abi. Okey. Gül buradaki çöp poşeti nerede? Hangi çöp poşeti? Burada duran çöp poşeti. Ha, Mehmet Ali abi çöpleri almaya geldi, verdim ben de. Sen niye veriyorsun kızım Mehmet Ali'ye çöp poşetini? Benim takım elbiselerim vardı, ben onları kuru temizlemeye götürecektim. Dayı nereden bileyim çöp poşetin içinde çöp olur normalde. Takım elbise olmaz ki, bağır o bak zaten gerginim ya. Evet, çocuk haklı, haklı. Git koş, belki yakalarsın çöp kamyonuna. Ne demek koymasaydın ya? Çöp poşetinde takım olmaz diye bir kural mı var? Olmaz tabii. Kro. Mari, bizim kapının önünden aldığın çöpleri ne yaptın? Kamyona verdim. Niye verdin? Ne yapacaktın Metekin? Kucaklayıp yatacak değildin mi günleri? Gitti cillop gibi dört takım elbise. Kendi ellerimle çöpe attım. Para! Neden benden tiksiniyorsun? Niye sana ulaşmamam için sürekli engel çıkarıyorsun? Ben sana bu kadar aşıkken neden bana hiç yüz vermiyorsun? Sen yine ablana dua et. Her akşam ediyorum abla. Yüreğin çınlamıyor mu hiç? Yalakalık et demedim. Dua et dedim. Heh, bak bu olur herhalde. Bunun rengi biraz kötü abla ya. Ülkemizde tıp ne kadar ilerledi değil mi? Ne alaka? Ha, yüz nakilleri falan yapıyorlar ya. İyi oldu. Çünkü senin acilen yüz nakliye ihtiyacın olacak bu yüzsüzlük refkin. Ben sana buluyorum, ayarlayacağım diyorum. Sen hala rengi mengi. Giy çabuk suçun üstüne. Ne oldu lan? Eniştem laf etmesin. Aman kaç senedir giymiyor. Nereden hatırlayacak bunu? Giy giysen. Ayarlayacağız onu. Eve geldik ortağım. Artık çıkart şu gözlüğünü ya. 500 euro verdim ben buna Ferdi. Hayatta çıkartma. Bu gözlüğü aldığın üstüne de para mı verdin? Çakmadır bu be. Asıl çakma olan bir şey varsa o da senin erkekliğin. Maça gelebilecek misin? Çakma maçı o. Ben maça gelirim de... Sen bu gözlükle bir daha hale gelme. Stüdyo 54 değil orası. Eyvallah.
Stüdyo 54 mü kalmış? Kocamış aslan. Hadi eyvallah. Vay be. Delikanlı maço be. Vay be. Bir gözlük bir insana bu kadar mı yakışır da zamanda yolculuğa çıkarır be birader? 10 yıl gençleştim. Kur'an çarpsın vallahi. Naber Nero? Nasıl buldun? Gözündeki doğramalardan mı bahsediyorsun Mahir? Çift cam mı o? Ne çift camı? Gözündeki diyorum doğramalar. Eğer onlara çift cam taktırırsan kışın soğuğu veyahut rüzgarı geçirmez, gözlerini sıcak tutar. Unbelievable. Tabii sen şimdi hemen alışamadın, yabancılaştın gözlüklere. Asıl sen bu orta yaş durumuna bir türlü alışamadın Mahir. Ama be cool. Seni bu kendinle çatışma hislerinden kurtaracağım Maho. Nermin, ben bu gözlüklerle sinemaya gitsem öğrenci mi tam mı diye soru sorarlar. Bence seni görünce zavallı adam antropoza girmiş derler. Ama merak etme, bir aylık Hindistan seyahatimizden sonra asıl huzurun gözlükte değil, içinde, kendinde olduğunu anlayacaksın. Bir dakika, Hindistan'a mı gidiyoruz? Yes. Avara. Neden Hindistan Nermin, neden Hindistan yahu? Nedenini döndüğünde anlayacaksın Mahir. Bak, sakin olmaya çalışıyorum. İstersen daha fazla sinirlendirme beni. Yoksa sabahtan beridir yaptığım meditasyon boşa gidecek, çıkar şunu gözlerinden. Çıkar, çıkar. İğrenç Steve Wonder gibi bakıyorsun bana. Steve Wonder! Oğuz Beyciğim, ben aslında iş randevularımı kendi ofisimde yaparım ama residence'a taşıyınca yerleşmek pek mümkün olmadı. O yüzden kusura bakmayın lütfen. Anlıyorum, rica ederim. Şimdi Tekin Bey. Lütfen bana Tekin deyin. Peki Tekin. Ben şimdi direkt mevzuya giriyorum. Tabii. Mevzuya hemen girelim. Ben zira uzun süren toplantılardan çok haz etmem. Neden? Verim düşer. Anladım. Şimdi Tekin'cim, benim elimde bir ürün var. Fakat bu ürünü pazarlayacak, piyasaya satacak firma yok. Tam adamına geldiniz. Ben size şöyle söyleyeyim. Özgürlük anıtını zırt diye satarım. Ürün neydi? Ürün kadınlarla ilgili. Oo, çok hoş. Kadınlarla ilgili. Kadınların dilinden iyi anladığımı söylerler. Ürün neydi? Hazır mısın? Para kazanmaya mı? Her zaman. Çanta. Bunu satabilir misin? Aha. Kadın çantası. Ne işim olur benim kadın çantasıyla ya? Ama özgürlük heykelini satarım dedik bir kere. Ne diyeceğim şimdi ben? Özgürlük heykelini koluna takar, yine satarım. Anlaştık o zaman. Anlaştık. Deli mi bu? Deli. Ben ne kadın şeysi deyince mücevher falan zannettim. Kadın çanta, ben nerede satacağım bu kadın çantasını ya? Pazarcı mıyım ben? Zaten satsam kaç para kazanırım ki? Eniştem cepte para unutmuş. Cepte unutulan paraya bayılırım. İnsana böyle bir yaşama sevinci verir. Tüylerini ürpertir. Tatlı bir histir o. Abla ne haber? Nasıl geçti iş toplantın? Vallahi parçalı bulutlu. Bu çantayı pazarlayayım istediler abla. Şey derim. Eşim hamile ya. Canı çilek çekmiş. Ben de hale gittim çilek aldım. Yok, yemez. Eşim ablasını satmaz. Ah be ya. Nereden tılcı oldum ben ya? Doktor olsaydım şimdi gidip ameliyatım var der çıkar giderdim ya. Sen o çantayı kime pazarlayacaksın? Ganyan bayındaki arkadaşlarına mı?
Valla ben de düşündüm, Ganyan bayinde bunu satamam. Ama yan apartmana kara falan var ya, oradan başlayayım diyorum. Bu takım elbise benim çıkış biletimdir. Markalı bir şey mi? Ya babanım be. Ha, benim markası var da, ben de biliyorum ne marka. Herhalde marka ki öyle tabela gibi önüne bir şey koymuşlar yani. Tekin. Takır elbise yakıyor. Sağ ol enişte. Seni değil, beni yakıyor. Donuma kadar aldın. Şimdi de takım elbiseler mi göz dikti? Vallahi benim bir suçum yok enişte. Al sor bak, ablam verdi. Çok. Sen mi verdin? Gül yanlışlıkla çocuğun takım elbiselerini çöp diye vermiş. İş toplantısı vardı, acil bir şey giymesi gerekiyordu. Ben de senin öyle giymediklerinden birini küçülttüm, yaptım ona. Ne münasebetle Gülbahar? Kaç senedir giymiyordun Ferdi. Ya senin de kaç senedir giymediğin kıyafetlerin var Gülbahar. Ben şimdi onları alıp Yeşim'e versem iyi mi olur? Ben zaten eskilerimi veriyorum. Aman büyütme Allah aşkına Ferdi. Ben büyütmüyorum Gülbahar. Sen benim takım elbiselerimi küçültüp Tekin'e veriyorsun. Ayıptır ya. En çok sevdiğim takım elbisem bu benim. Ama en sevdiğin takım elbiseyse niye giymiyordun? Hala takım elbiseyle mi gideceğim? Mahir Bey giyiyor ama. O Nermin cadısının yüzünden gidiyor. Yani Gülbahar var ya, ya, bana sormadan bu işi yaptın ya. İnan beni çok kırdın. Vallahi enişte, yemin ediyorum bak sor ablama, ben soralım enişteme dedim, demedin mi? Ya, senin bu ablan var ya bu ablan. Eskiden bana sormadan benim bir çorabımı vermezdi. Şimdi takım elbise biçiyor, haberimiz oluyor. Sen beni sallamıyorsun Gülbahar. Nerede bu evlilikte saygı? Nerede bu evlilikte sevgi? Ay estağfurullah Ferdi, olur mu öyle şey? Yani Gülbahar, galiba benim asabım çok bozuldu. Ben şimdi çıkıyorum, biraz dolaşacağım. Beni beklemeyin, yemeğe gelmeyeceğim. Hadi eyvallah. Nerede ya? Nerede? Ne oldu be? Bu aileye ne oldu? Ne oldu da ne oldu ya? Abla benim yüzümden aranızda şey oldu yine. Allah beni kahret. Allah beni bildiği gibi ya. Ay haklı galiba. Aman keşke sorsaydım. Sorsaydım vermezdi ki. Aman biri kardeşim biri kocam. Yani böyle aralarında kalmaktan çok sıkıldım vallahi. Nasıl pampişim? Harbi deri. Ya Tekin, biz seninle çok iş yaptık. Ne bileyim, samuray kılıcı sattık. Adada fayton turu yaptık. Hadi ya, biz adada fayton turu da mı yaptık? Fayton aldırdın ya bana. Sonra yazık, hayvanların son zamanıymış, eceli gelmiş. Hayvanlar öldü, fayton elimizde patladı. Bir dakika, fayton elimizde falan patlamadı. Sonra biz o atları kasaba sattık. Sen sattın. Ha. Ya hepsini anladım, tamam. Ama bu ne birader, bu ne? Pampişim, kadınlar aç susuz yaşayabilir. Ama ayakkabısız, çantasız yaşayamaz. Heh, tokatçı. Bu İstanbul çakması olsun, gerçeği olsun, envai çeşit marka kaynıyor. Niye gelip senin bu dandik çantanı alsınlar? Tamam ya, oraya bir illüzyon bulacağız yani. Ne illüzyonu bulacağım? Bunun içinden güvercin mi çıkartacaksın tokatçı ya? Oo, yaşlanıyorsun sen artık. Aklına parlak fikirler gelmiyor. Tamam, sen şimdi bana kafadan söyle. Bu işte benimle beraber değil misin? Ortada iş mi var? Tekin beraber olalım. Peki pampişim. Sen bu çantayı paparazzilerde ünlülerin kolunda görünce çok pişman olacaksın. Aha buraya yazıyorum. Buradan okursun. Çanta satacakmış. Kelly Koncan. Yarım kaldı benim yüzümden ya. Senin sağlığından önemli mi orta? Muhittin, sen git artık. Abi eve kadar yardım etseydin Ferdi abi. Yok, biz ortağımla hallederiz. Hadi Allah razı olsun. Peki, hadi güle güle. Hadi güle güle. Tamam Muhittin, eyvallah. Bana bak orta. Gülbahar, maçta sakatlandığımı asla öğrenmemeli. Maça diye çıkmadın değil mi?
Ocağına düştüm. Yapma çıramı. Gel. Kapı çalıyor kapı. Gıcık. Yavaş yavaş ağırlığını bana ver. Ay baba ne oldu? Anne koş! Anne! Ya durun etrafı velveleye vermeyin. Aa! Perde ne oldu? Şimdi siz telaşa kapılmayın diye beni aradı. Araba çarptı. Bayılıyorum annemin şu bayılmalarına. Şimdi ne yapalım anne? Seninle mi ilgilenelim, babamla mı? Önce annenle kızım. Hadi önce annen. Aç kapıyı kapat. Hadi. Anlamaya bak ya. Oh. Anne. Kızım ne gereği vardı canı çağırmaya? Doktor baktı işte. Ay, fazla doktor göz mü çıkarır Ferdi? Nasıl can? Yaşayacak değil mi? Sen o devleri yapma bakalım sen yaşayacak mısın? Korkacak bir şey yok. Yumuşak dokuz edilenmesi. Doktor bey benim reçeteye bir de revani yazar mısın? Revani? Hemen yapayım Ferdi'ciğim. Yok ya bu saatte şey yapma Allah aşkına. Boşuna espri yaptım Gülbahar. Yok zaten ben o gerzek elbiseyi Tekin'e vermeseydim tüm bunlar olmayacaktı benim yüzümden. Keşke revaniyle beni affetsen Ferdi. Dur gelin. Kızım. Kızım yardıma gel. Bak ellerim zangır zangır titriyor. Lütfen. Ay sanki revaniye bypass yapacak. Geliyorum. Ferdi amca bir şey soracağım. Bu araba sana çarptı mı yoksa tekme mi attı? Çarptı oğlum. Mamurluğun bittiği yere bakacak olursak... yani arabanın sadece o mor kısma çarpmış olması için... senin bayağı kazanında böyle sol ayağında şut çekiyor falan gibi duruyor olman lazım. Sol ayağım iyidir. Yani çok sevindim de... Ya senden mi saklayacağım? Sen sır saklayan adamsındır. Maçta oldu. Ve saklamam gereken bir sır daha. Adamsın be canım. Sağ ol Ferdi. Helal olsun. Anne. Benim okula giyecek temiz gömleğim kalmamış. Anne pantolonumun düğmesini dikmeyi unutmuşsun. Düşüyor ya. Abla ben bu çantayı nasıl satacağım ya? Sen başka bir gömlek giy, sen kemerle idare ediver. Sen de sürekli onunla dolaşma, millet yanlış anlayacak. Ben bugün babanızdan başka hiçbir şeyle ilgilenmeyeceğim. Oh be, keşke bize de araba çarpsaydı. Araba kesmez. Sana tır çarpsın Tekin, tır. Bana bu evde her gün tır çarpıyor zaten enişte. Üstelik damperli. Tır da damper olmaz gerizekalı. Kamyon o, kamyon. Hakaret etmeyi bile beceremiyor Gülbahar. Ben de iple bağlayacağım pantolonumu. Madem ben rezil oluyorum, sen de rezil ol. Yalın ayak git çocuğum. Anne ya, ben öyle her gömleği giyemem okula. Lise sonum herhalde. Bir karizmam var. Aa bak karizma dedi de yumurtaların da karizmasını hiç çizmedim. Derdi bak göz göz tam senin sevdiğin gibi. Hayret bir şeysiniz. İşte geliyor, 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 geliyor. Hoppa. Günaydın Aysel. Aa, havasız gözlüklerini takmışsın Mahir abi. Havasız gözlük ne demek? Tekerlek mi bu? Aa, eski gözlükleri takmışım iyi mi? Ya, şimdi anladın mı havalı gözlükle havasız gözlük arasındaki fark Mahir abi? Senin dilini fazla mı uzadı Aysel abla? Günaydın. Nihat, fırla hemen bize git. Mahir abin gözlüklerini unutmuş, tek kap getir hemen. Güle güle. İyi günler Mahir abi. Oo, iyi günler arkadaşlar. Abi dün halı sahada Ferdi amma yanlışlıkla çok pis daldım ya. Ya kardeşim biz bale yapmıyoruz ki futbol oynuyoruz. Katlanacak. O da ne helvaymış hemen dağıldı. Bana bak sen buna dün çift daldın ya. Bu gitti karısına bana araba çarptı dedi biliyor musun? Bir de sana kalıbık derim Hayır abi. Herkes ne marka belli olsun arkadaş. Tamam abi. Hindistan'la arıyorlar Hayır abi. Nermin Hanım'la gideceğiniz meditasyon kursu mailimiz ulaştı mı diye soruyorlar. Hayır abicim, biz senin meditasyonu bozmadık inşallah. Şş oğlum, ne meditasyonu ya, ne meditasyonu? Abi ben bir şey merak ettim ya. Siz bağdaş kurunca uçabiliyor musunuz? Bilmem. Ben sana şimdi bir tane çaksam uçabilir misin acaba? Hayır abicim, sinirlenme ya böyle. Defol, defol. Sinirli sinirli konuşmayın mı sen lan?
kendi domatlarınızla dalga geçin. Mahir abi, Allah şu takımlarına zarar vermesin abi. Aysel, mail ulaşmadı diye bir aksilik var, bir şey de. Benim ne yapıp edip Hindistan seferinden yırtmam lazım. Annem meditasyon yapıp huzuru bulacak ama babamın iç huzuru kalmadı aşkım. Ne o? İç huzuru mu kalmadı? O da olur. Hmm. Önce bir anneye sakinleşsin. Senin baban zaten makul bir adam can. Yalnız tek iyi tarafı bir ay bize ait bir ev olacak aşkım. Yapma ya. Altıma da araba çekecek misin? Ne demek şimdi can bu? Ha? Bayağıdır sen boş evini kovalıyordun. Ne oluyor oğlum? Sen beni ne zannediyorsun? Nişanlım zannediyorum. Ayrıca esas sen beni ne zannediyorsun? Biz zaten normalde de sarılıp film seyretmiyor muyuz? Baş başa yemek yemiyor muyuz? Tamam, tamam ama fark etmez. Sen yine de o evi bekar evi belli canım. Oh! Ayağıma ne basıyorsun be? Daha nikah masasına oturmadığımızı hatırlatmak için. Yahu biz bu aktiviteleri zaten normalde de yapmıyor muyuz? Ne art niyet var bunda? Gül! Allah'ım ben bir deli sevdim. Sen yardım et ya. Oo pampişim. Ne o? Aysel seni istemeye mi geliyor? Bana bak. Aylardan beri ilk defa müşteri geliyor. Defol git buradan. Rezil edeceğim beni. Hadi. Ne iş? Ya sorma. Adamın biri şirketine Avrupa Birliği danışmanı arıyor. Bir anlaşırsak var ya büyük yırttım oğlum. Şirketime Avrupa Birliği danışmanı alacak olsam gider bir Avrupalı alırım. Seninle ne işim olur pampişim? Çünkü sen satışçısın. Satışçısın sen. Halbuki yerli malı yurdu malı herkes onu kullanmalı değil mi Nursuz? Sen mal mısın? Oğlum var ya. Senin var ya ben. Seni... Çok takdir ediyorum. Çok. Yani Google dururken gelip Avrupa Birliği danışmanına danışman değil mi? Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş geldin. Bravo. Bakın bize hala ihtiyaç var efendim. Buyurmaz mısınız? Lütfen buyurun. Buyurun. Çay. Teşekkür ederim sana. Telefonunuz çalıyor galiba. Yok benimki değil. Ah. Benimki. Tekin. Yeğenim cep telefonumu cebimden araklayıp bu numune çantanın içine saklamış kerata. Numune mi? Numune efendim, numune. Kendisi de bir numunedir. Dünyada eşi benzeri yoktur ve gidiyordu değil mi? Gidiyordu. Siz bu çantalardan mı satıyorsunuz? Aa, ilgilenir misiniz? Zaten ben de bunu danışmaya gelmiştim. Ya. Siz kadın çantası mı bakıyorsunuz? Her şeye bakıyorum. Bir internet sitesi kuruyorum da. Birbenyokum.com. Toplu alıp ucuza satacağım. Güzel. Avrupa Birliği'ne mi satmayı düşünüyorsun? Yo, iç pazara. Çok iyi. Siz bu çantalardan 2000 tane getirebilir misiniz? Ciddi misiniz? Bu kadar avans ciddi olduğumu düşündürür mü size? Kime niyet, kime kısmet pampişim. Çubuk alır mısınız? Alalım bari. Mahir abi Gara Şimşek gözlüklerini unutmuş bugün. Hayret. Ay insanlar Gara Şimşek gözlüğü diye lakap takmışlar. O hala o saçma şeyi takmaya devam ediyor Yeşil. Ben de buna inanamıyorum. Ambalı ve bal. Elçinler yenge. Yenge değil. Nermin Hanım. İyi günler Nermin Hanım. Ya Mahir abim güneş gözlüklerini unutmuş da onları istiyor. Bir saniye Nihat'cığım. Yeşim'cığım şu Mahir abinin o iğrenç gözlüklerini şöyle bir güzel kırıp yarısını bana atar mısın please? Ciddisin abla. Ama ne gerek var yani tatsızlık çıkartmaya durup dururken değil. Sen al götür bunu Nihat. Hırt çıkmasına gerek yok hadi. Sağ olasın Yeşim Eycünler yenge. Yenge değil. İyi günler Nermin Hanım. Hanım. Evet. Gelmişken şu peynindeki örümcekleri alsaydım ama neyse hadi. Sağ olun Nermin Hanım. Biliyorsun değil mi Yeşim? Yani ben cep telefonumu unuttuğumda taksiyle yollayan adam
O kart zampara gözlüğünü almak için sağ kolunu yolluyor. Ben meditasyon yapmayayım da kim yapsın ha? Kim yapsın? Çok yoruldum. Bir yorgunluk kahvesi içmem lazım. Çok iş yaptım. Ya Tekin, bilmediğimiz işe girmesek mi birader ya? Oğlum adam bilmediğimizi düşünse şak diye bu kadar parayı ateşler mi? Kaliteli çantanın kokusunu aldı. Aa, kaliteli mi bunlar? Adam böyle zat diye üstüne atladığına göre kaliteli olsa gerek. O da doğru ya. Al pampişim. Eninde sonunda Aysel'le evleneceksin ve paraya ihtiyacın var. Al al al. Oh. Kısmet ayağımıza geldi. E Tekin biz 2000 çantayı alacak parayı nereden bulacağız arkadaş? Haklısın. Bu para o çantaları almamıza yetmez. O zaman ne yapacağız pampişim? Senin repodaki paraları da bozduracağız. Benim repoda param falan yok. Atma. Madem internet bankacılığı kullanıyorsun, bu bilgisayarı kapatacaksın. Geçen gün bütün hesaplarını inceledim. Bayağı bir paran var. Allah kahretsin! Aa, temizlik bitmeden ver Ergun'u. Ferda abinin forması karışmış ablada, onu götüreyim dedim karşıya. Niçin? Yıkayıp da mı verseydim acaba? Bilemedim. Yok canım, biz niye yıkayacakmışız? Sen give it to me. Give it to me. Vallahi eskisinden daha da sinirli. Yani şimdi bu kadına meditasyon iyi gelir. Gel sen de. Bu da vallahi Mahir abi yiyecek ha. Gülbahar kapı. İşim var açamam. Ya kardeşim bu ne ısrar be? Müsait değiliz hadi git. Eh babanım be, eh babanım be. Geliyorum be, geliyorum. Dur. O formanın ne işi var sende? Ben de aynı soruyu size soracaktım Ferdi Bey. Yanlışlıkla karışmış herhalde. Ben formu yap. Bir saniye. Bu ne telaş böyle? Ha? Sanırım bu forma sizin için öyle sıradan bir forma değil. Öyle mi? Şeyde... Kimle ya... konuşuyorsun Ferdi? Tamam ben hallediyorum Gülbahar. Yanlışlıkla karışmış. Tekrar özür dilerim. Ben formayı... Bir saniye. Bu forma hem ter hem de yalan kokuyor Ferdi Bey. Yoksa gizli gizli halı sahaya mı gidildi? Nereden çıkarıyorsunuz Nermin Hanım? Ferdi ne oluyor? Lütfen formayı alabilir miyim? No. Yanarım. Beni bağlamaz. Ay Ferdi niye ayaktasın? Aa, Nermin Hanım aşk olsun ama bu evde bir hasta var yani. Öyle zırıl zırıl kapı çalınır mı lütfen? Nermin Hanım'ı hiç üzmeyelim. Ben anlatayım Gülbahar. Çok haklısın Rosebahar. Düşüncesizlik ettim. Sorry. Tam ben çamaşır yıkıyordum. Fark ettim ki yumuşatıcım bitmiş. Sen de varsa biraz isteyecektim. Tamam, hemen getiriyorum. Sen yat, yat, uzan sen. Böyle de iyi bir insanım. Alır mısınız Nermin? Alırım. Lavantalı olur mu? Olur. Olmaz mı? Keki alayım. Sağ olun Nermin Hanım. Beni çok büyük bir hezimetten kurtardınız. Rica ederim. Ya bambaşka bir insan oldunuz. Yani bu meditasyon işe yarıyor galiba. Sonunda meditasyonun ne kadar faydalı bir şey olduğunu takdir eden birisi oldu. Ama fark var, var. Thank you. Yalnız yine de bana borçlusunuz unutmayın. Kim bilir, belki bir gün sizin de benim için küçük bir yalan söylemeniz gerekebilir. İşte o zaman belki ödeşiriz, değil mi? Ne zaman, nasıl bir yalan lazım olur acaba? I don't know. Ama siz pek borcuna sadık birisi değilsiniz galiba Ferdi Bey.
İyisin mi? Ben Rozbahar'a her şeyi anlatayım da kimseye borcu kalmasın. Ya. Komşu komşunun külüne muhtaçtır biliyorsunuz. Yani sizin ne zaman bir şeye ihtiyacınız olursa biz şey ederiz Nermin Hanım. Yani... Güzel, güzel. Bye. Bütün para bu. Benim hesabıma göre bunun daha ağır olması lazım. Tokatçı, açar internet bankacılığı hesabından kontrol edersin. Pis herif ya. Pampişim, bu kadar parayla 2000 tane çanta alamayız. Peki, bak benim adım Hıdır, elimden gelen budur. Gerisini sen halledeceksin arkadaş. Ya o kadar para bir tek eniştemde vardır. Onu da nasıl ikna edeceğiz? Edeceksin. Ben karışmam. Ya ortak iş yapıyoruz ha. Ferdi'ciğim, ton balıklı sandviçlerin de hazır. Al bakalım. Gülbahar'cığım. Hiç de huyun değildir. Nereden çıktı ki? Televizyonda gördüm, canım çekti Gülbahar. Patlamış mısırı da demin canın çekti. Patlamayasın Ferdi yemekten. Bir şey olmaz. Vahim Bey, buyurun. Bak. Buyurun, geçin. Hoş geldiniz. İş dönüşü bir bakayım dedim. Nasıl oldun ortağım? Ton balıklı sandviç yer misin ortağım? Oo, Gülbahar Hanım, bunun keyfi yerinde ha. Allah işte, kendimi affettireyim diye. Size de hemen bir ton balıklı sandviç yapayım mı? Yok. Nermin yemeğe bekliyor. Yok, yok, yapıyorum. Ya. Yapıyorum, ant verdim. Şu bana vermeye bayıldığın vicdan vaazları gözüne dizine dursun. Mahvettin be kadıncağızı. Kebabın asını yaptın. Bu Hindistan seyahati de size iyi gelir inşallah. Aa, sus. O iş kaynadı galiba. Nermin'den hiç ses yok. Keyfim çok yerinde. Welcome Mahir. Ve aleyküm selam Nur'um. Oo, alışveriş mi yaptın? İyi yapmışsın. Hindistan'dan hiçbir şey almaya gerek yok Mahir'cim. Ben orada giyilebilecek her şeyi aldım. Ya gene mi Hindistan muhabbeti? Hayatım, ben Hindistan'a gitmek istemiyorum. Why not? Pis. Pis mi? Kaç bin yıllık kültürü pis diye kesip attığın için asıl pis olan sensin. O zaman bana o belgeselleri zorla seyrettirmeseydin Nermin. Ben o kadar para harcayıp maymun çeteleri beni ne zaman soyacak diye gerilemem. Ben duşa giriyorum. Hadi. Mahir, buraya gelir misin lütfen? Bir şey tartış... Sen gözlüğün yamuldu diye olay çıkartırsın ha? Genç kızların sevgilisi. Ups. Yanlışlıkla oldu. Bu da bir nevi meditasyonmuş. Köfteyi makarnası hazır, salı gününe yazdım. Çarşambaya da kuru fasulye yazdım. Ne haber? İyi. Al. Ne bu? Annemler Hindistan'dayken yapacağımız yemeklerin listesi. Ha. Oh be. Bak aşkım, zaten gözetim altında bir aşk yaşıyoruz. Hayatı birbirimize daha fazla zorlaştırmayalım ha. Evet. Can, babam evden çıkmıyor. Annem ona üçüncü çocuğuymuş gibi davranıyor. Bir yandan babam, bir yandan annem, bir yandan ÖSS'nin vermiş olduğu stres, bir yandan dayım, bir yandan o gıcık. Şirin var ya, ufaklık bir şey. Üf, çok kötüyüm. İp üstünde yürüyorum aşkım. Düşersem tutarsın değil mi? Merak etme aşkım benim. Ben senin düşmene izin vermem. Tamam. Ulan dayanamıyorum artık ya. Vuracağım kendimi, en sonunda o olacak. Hoş geldin Nihat abi. Ne oldu? Niye iki günde bir kendini vuruyorsun sen yine? Ben bu matmazele açılacağım diye. Etmediğim organizasyon kalmadı ya. Ya ne etsem olmuyor uşağım. Ne etsem olmuyor ya. Hep bir terslik çıkıyor da. Ben de totem ettim kendime. Ne totemi? Madem benim ettiğim organizasyon ne olmuyor? Başkasının yapacağı organizasyonla açılacağım Ketrun'e. Ha, Allah Allah ya. Kimin yapacağı organizasyonla? Sizin. Bana bakın, ne edeceksiniz iyicene düşünün, taşının, sonra ararsınız beni, tamam mı? Oh be, rahatladım. Nihat abi, olmaz öyle şey. Nihat abi, ne yapıyorsun? Kalk
patladı işimize. Yine bize patladı ya. Enişte nasıl oldun? Bir şeye ihtiyacın var mı? Ah pardon. Kes tıraşı Dirkin. Ne istiyorsunuz öyle? Enişte biliyorsun kadın çantası işine girdim. Ha, biliyorum. Gazetelerde okudum. Piyasa işleriniz kesilecek diye çok tedirgin olmuşsun Tekin. Senin en çok bu nüktedan tarafını seviyorum. Yalnız bir sıkıntı var. Para. Evet. Ya imalat kısmında bir kısım paraya sıkıştık. Gerçi bu para senin için çok küçük bir meblağ. Benim için büyük. Yani sırf ben susayım diye bile verilir. Ya sen şimdi benden para mı istiyorsun? Para adı altında ucuzlatmayalım. Sermaye. İşte ne oldu? Suyu. Suyu. Çok mu şaşırdım? Kelimeler anladım Tekin. Dur bir dakika. Anladın mı? Ya sen benden para istiyorsun. Ya olacak işte. Ya, sen beni güldürdün. Allah, Allah da seni güldürsün. Yarabbi şükür. Bu hayatta en çok istediğin şey nedir enişte? Senin bu evden defol gitme. Ha işte. Ben de böyle düşünmüştüm. Bu işten biraz para kazanabilirsem yapacağım ilk iş bu evden gitmek olacak. Yani şimdi bu riske girilmez mi sence? Ne kadar istiyorsun? Aa gelin çocuklar gelin. Ne içersiniz? Sizin de koyayım. Biz hiçbir şey almayalım Atmazel. Seni bir yere davet etmeye geldik. Aa öyle mi? Nereye? Şimdi bizim gizli nişanımızın 3. haftası. Biz onu kutlamaya gideceğiz. Sen de gel. 3. haftası mı? Bari bir ay olmasını bekleseydiniz. 3 hafta oldu. Bizde adettir Matmazel. 3 hafta dolduktan sonra kesin kutlama yapılır. Kesin. Ne garip, ne enteresan bir adet. Allah'ın hakkı 3'tür diyorsunuz. Evet, tamamen oradan. Tamamen oradan Matmazel. Biz senin de bizim yanımızda olmanı istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben çok duygulandım ama siz baş başa kutlasaydınız. Olur mu hiç Matmazel? Sen olmasaydın biz de hiç nişanlanabilir miydik? Tabii bir de Nihat abi var. Ha, onu da çağırsana ne olur ya. Çağırırsın değil mi? Çağırırım ama... Tamam o zaman biz sana saat haber veririz. Hadi, hadi, hadi bay bay Matmazelci. Alman diyor. Gençler be garip. Manyak kadın. Bornozları kaldırıp yerine bunları koymuş ya. Hindular bile böyle dolaşmıyor evin içinde. Gözlüğüm. Gözlüğüm. Gözlüğüm nerede? Aa, hangi gözlüğüm Mahir? Yakın gözlüğün mü? Hayır Nermin, güneş gözlüğüm nerede? Aa, evin içinde güneş yok ki zaten hayatım. Bu ne telaş? Vampir misin sen? Alt üstü bir gözlük. Nermin'im. Meditasyon senin için neyse gözlük de benim için o. Rahatlatıyor beni. Yatak odasına bakmaya belki oraya bırakmışsındır. Ne alakası var? Ben güneş gözlüğüyle mi uyuyorum Nermin? Ay yakında onu da yaparsın sen. Ah çantam, çantam da olalı dur. Hey be! Ödeşme zamanı Mr. Kopara. Ermeni cadısı. Come to Ardiye. Lan seninle uğraşacağım be. Çemkirmeyi bırak. Anlaşmayı unutma. Malak gibi yatma. Yoksa Gülbahar mutfaktan çıkar, seni oyar. Oyar.
Tuvalete gidiyorum Gülbahar. Heh. Bir şey istersen hemen bana ya söyle. Yok ya, ne var be, ne var? Aa, borcu olan bir insana göre son derece küstahsınız Ferdi Bey. Siz de alacağı olan bir insan olarak çok fırsatçısınız Nermin Hanım. Hmm, tamam o zaman, ödeşelim, kurtulalım bu durumdan. Tamam be, tamam. Neyse diyeti öderim. Ne istiyorsun? Mahir'e yalan söyleyeceksin. Nasıl söylerim? O benim ortağım. Hmm, Rozbahar da karın. Seçim sizin efendim. Mahir, Ferdi Bey seni çağırıyor. Hayrola beni çağırmışsın ortağım? Mahir, gözlüğünü bizde unutmuşsun. Hay gözünün yağını içeyim be. Yani bir insan sevinirken ancak bu kadar iğrençleşebilir Maho. Hemen almaya geliyorum. Al, dur dur dur. Sana bir de kötü haberim var. Gözlük yere düşmüş. Ben de farkında olmadan bastım, kırıldı. Paramparça oldu Maho. Sen ne diyorsun Ferdi? Ya görünmez kaza işte. Yapacak bir şey yok. Özür dilerim. Birbirimize doyamadan gitti. İstersen kalan parçalarını gömüp cenaze töreni yapalım Maho. Ay ne kadar abarttın. Alt tarafı bir gözlük. Ay helvasını kavurayım, lokmasını dökeyim istersen. O benim gençliğimdi Nermin. Söz sana aynından alacağım Mahir. Onun yerini tutmaz Ferdi. O modelden bir tane kaldıydı. Neyse sıkma canını. Olacağı varmış. Sen kırdın. Yo. Sen demin kendi ağzında söyledin. Sen kırdın. Hı. Evet. Buyurun babacığım, bütün para bu. Eyvallah. Saymayacak mısınız? Yo, gerek yok. Eksik çıkarsa ben üzerini tamamlarım zaten. Siz 2000 adet sipariş almışsınız. Daha ne olsun? Ben ne demiştim ama, kız kulesini bile satarım dememiş miydim? Özgürlük heykeli demiştiniz. Olsun canım, özgürlük heykeli satan kız kulesi haydi haydi satardım ama. aslında bu siparişi ben aldım sayılır. Artık onu kârı aranızda bölüşerek halledersiniz. Tabii tabii tabii. Ben kaçayım artık. Malum siparişleri bir an önce imalata sokmak lazım. Evet. Hayırlı olsun. Size de. Hayırlı olsun. Size de. Size de. Görüşmek üzere. Bu sefer, bu sefer yırttık bu tokatçı bu sefer ha? Bu sefer yırttık lan. Yırttık para! Bu sefer benden kaçamayacaksın aşığım sana. Çok istiyorum seni. Senin gözyaşları bulur tokatçı. Sen adamı karşısında beni mi satmaya kalktın? Lan ne seni sokmaya olmadı bu siparişi? Tamam da öyle şey var, bu çantaları ben buldum. Kardeşim o adam gelmez, affedersin çantayı kime kaktıracaktın? He? Kime ya kask edecektin? Ben sana başta söyledim, sen ben seninle değilim bu işte dedin. Allah Allah ya. Ya kardeşim ben sen potansiyel müşteriyi ağzına kadar getiriyorum, ondan sonra kask edildi gitti işte. Git işine ya. Ben sana söyleyeyim, sen ilk aralıkta bana çakarsın. Ben söyleyeyim. Ama bunun bir kar bölüşümle bir şey yapmamız lazım. Yansıtmamız lazım. Cana. Can ve Güle. Matmazel ve Nihat abiye. Ulan ne alakası var Uşağım? Siz de geldiniz diye işte abi. Aşkım, hani bana ilk açıldığın günü hatırlıyor musun? Hatırlamaz olur muyum bebeğim? Ne kadar da zorlanmıştım o gün. Hani ben de sana aşıktım ama böyle bir türlü söyleyemiyordum. Ya evet, ilk olarak kadın konuşması doğru değil. Mesela ben böyle durumlarda beklerim erkek önce açılsın. Ya değil mi? Değil mi? Neyse, ben tuvalete gidiyorum hayatım. Ben de sana eşlik edeyim. Otur uşağım, oturduğun yerde. O ne edeceğiyse kendi başına edebilir. Benim de gelmişti abi. Sen sonra yaparsın sonra. Nihat ne yapıyorsun? Bırak çocukla gitsin. Ya şimdi tek lavabo var ya, hani o yüzden diyorum ben. Sıra beklemesin uşaklar ya. Benimki de kaçtı zaten. Açılmaktan bahsediyorduk değil mi Nihat abi? He, he, açılmak dedin de aklıma geldi ya.
mesela bak, nereye ne zaman açılacağını iyi hesaplaman gerekir. Mesela Karadeniz'e açılacaksın, öyle değil mi? Bir bakıyorsun deniz sakin. Ama sonradan bir açılıyorsun, deniz bir patlayıveriyor var ya. Sallan, parçalar seni alayım Allah ya. Evet, evet, denizle şaka olmaz. Ama biz açılmak derken insanların birbirine karşı olan duygularını açılması Nihat abi. Değil mi Nihat abiciğim? Sen de hiç topa girmiyorsun. Topa gir. Hey, bak top dedin de aklıma geldi ya. Ferdi abi nasıl kendini sakatladı öyle ya halı saha maçında? Ya ne alakası var halı sahayla? Benim babama araba çarptı Nihat abi ya. Konuyla ne ilgisi var? Asıl halı sahada ne arabası ya Gül? Ne diyorsun sen de? Pozisyon benim gözümün önünde oldu da. Yani can bileyim, söylemedim sana. Can! Nihat. Ben sana 40 kere demedim mi bana yalan söylemeyeceksin diye? Yalan söylemedim hayatım. Doğruyu sakladım. Ne demek doğruyu sakladım ya? Allah aşkına şuna bakar mısın Matmazel? Gözümün içine baka baka hala yalan söylüyor. Pis. Gül ama bak şimdi çocuk yalan söylememiş. Belki gerçekten arada kalmış. Hı? Arada falan kalmadı. O bunları sırf babama yaranmak için yapıyor. Aa. Gidiyorum. Gül olur mu canım? Gül gel buraya nereye? Beğendin mi yaptın Nihat abi? Tabii ben biliyi zannediyorum uşağım. Ettim batırdın uşağım. Can. Uy. Ula kaldım yine tek başıma. Ateşin şiddetini kazana vermiş kafam kazan gibi oldu Ketron. Uy. Açıldım, açıldım, açılamadım, gülüm, açılamadım. Terazi ufak idi, tartılamadım. Ben o domuzun kızına sarılamadım. Anan var mıydır, baban var mıydır? Anan var mıydır, baban var mıydır? Seni bahmet ettiğin araslı var mıydır? Seni bahmet ettiğin araslı var mıydır? Anan ya, sakin. Müşteriler nasıl oluyor? Buna karışma bana uşağım bak, yoksa seni de vururum ha, ona göre. Rinari nanay, siz ne oturuyorsunuz uşaklar? Kalkın ayağa, kalkın. Rinari nanay, rinari nanay, rinari nanay. Annem var mıydı? Baban var mıydı? Annem var mıydı? Kalkın da kalkın, kalkın hadi ya. Annem var mıydı? Seni vallahi Ferdi seni hiç anlamıyorum. Tekin'e o kadar laf ettin sonra da iş kurbası için para verdin. Ben de seni anlamıyorum Gülbahar. Destek olsam da kabahat, olmasam da kabahat. Yani sana bir türlü nasıl yaranacağımı bilemedim yani. Tata! Nasıl olmuş? Bu ne Tekin? Çantamın uluslararası markası. Avrupa'ya bu markayla açılmayı düşünüyorum abla. Take in. Hemşin söyleniş itibarıyla adımı çağrıştırıyor. Milliyetçi bir tavrı var. Hem de İngilizce kelime ya. Ecnebilere yabancı gelmiyor. Bence 10 numara marka. Sen Muhtar Lordar değil misin? Onun adı niye yok? Vallahi enişte uğraştım ama bir şey uyduramadım. Şimdi isme baksana. Ses efekti gibi Hıdır olmuyor. Oğlum ortağını kırma. Ortağını satma. En önemlisi yalan söyleme. Vallahi yalan falan yok. Muhtar da çok beğendi bu markayı yemin ediyorum. Oğlum. Ortağın senin arkadaşındır. Şirketse ailen. Ortağını aldatıp aileni yıkma. Çocuğun yani öyle bir şey yaptığı yok ki Ferdi. Sen şimdi durup dururken niye böyle bu kadar içlendin Allah aşkına? Aa, ver şu tavanı. Ne oluyor öyle kapı çarpmalar falan? Üzerime hiç gelme anne. Çok sinirliyim. Sen niye sinirlisin kızım? İrem'e sinirlendim baba ya. Bana yalan söylemiş gerizekalı hödük insan. Düzgün konuş öyle hödük mödük. Anneciğim bir bilsen ne yalan söylediğini bana hak verirsin. İrem senin en yakın arkadaşın değil mi çocuğum? Niye böyle delilendin onu? Delilendim çünkü şey var. Bizim ortak arkadaşımız Sema var. Sema'nın geçen gün doğum günüydü. Sema beni aradı dedi ki doğum günü partim iptal oldu çünkü ben çok hastalandım dedi. Meğersem hastalanmamış anne. Doğum günü partisine beni çağırmamak için yalan söylemiş. Ve İrem bunu biliyormuş.
Bana söylememiş gerizekalı. İrem senin kalbin kırılmasın diye söylemiştir. Yalan sayılmaz bu. Bence bu yalana girer. Bak, uzmanı konuştu. Sence babacığım yalan söylemiş mi? Söylemiş kızım, söylemiş. Sinirlenmekte haklısın. Ama inan bana, söylediği bu yalandan dolayı vicdan azabı çekiyordur. Ya, kesin vicdan azabı çekiyordur. İşte insan en yakınındakine bile güvenemiyor. Değil mi babacığım? Ya, böyle. Doğul Ferdi amca, hayrola bu saatte? Sorma be koçum. Uyku tutmadı. Ya, dertleşecek birini aradım. Ya, bir sen varsın. Ya, anan yüzünden babana yalan söyledim. Ya acayip vicdan azabı çekiyorum can. İyi de sen Gülbahar teyzeye de yalan söyledin Ferdi amca. Eyvah benim karım. Eşi, yalan söyledim de ne olmuş? Yani böyle evlilikte pembe yalanlar olabilir. Ama şimdi dizinin dibinde oturuyorum. O mutlu, ben mutlu. Ama ortağım, ya şuradan kendimi aşağı atasım geliyor can. Ferdi amca, ne olur beni de yalanlarına ortak etme. Sonra olan bana oluyor. Sonra sana ne oluyor ya? Şöyle... Şimdi ben senin babama yalan söylediğini biliyorum. He. Ama sabah kahvaltıda ben babamın karşısında ne yapacağımı bilmiyorum. Elim ayağım birbirine giriyor. Sen de haklısın be koçum. Bak, sen ol, sakın sevgiline yalan söyleme. He? Ustanın dediğini yap, yaptığını yapma. Ya hadi seni uykumdan ettim be. Hadi iyi geceler koçum. İyi geceler efendim. Öf, öf. Delirtecek bu kadın beni. Gözlüğünü aynısından Hindistan'da buluruz diyor. Hem müteveffa gözlüğümü hem de Hindistan'ı hatırlatıp beni çıldırtıyor. Orta. Ne oluyor ortağım? Ne durdun? Beni gözetliyor musun sen? Ortağım. Ben bir günah işledim. Peder. Ne? Pederi unuttum. Ne oluyor oğlum sana böyle Amerikan filmlerinde günah çıkarır gibi? Ya bütün gece uyumadım. Şakülüm kaymış olabilir. Ne oldu? Niye uyumadın? Sana yalan söyleyemem Mahir. Gözlüğünü ben kırmadım. Nermin kırdı. Ne? Ne yapıyorsun sen be? Kafayı mı yedin? Sessiz ol ben, sessiz ol. Niyeymiş? Madem o benim gözlüğümü kırdı, ben de gidip onun biraz gururunu kırayım. Kıramazsın. Öyle bir kırarım ki. O zaman Gülbahar da benim sağ bacağımı kırmak isteyecektir. Ne geberiyorsun sen be? Nermin Hanım benim halı saha yalanımı yakaladı. Ne? Ya ben sana kıyamadığın için öttüm. Şimdi o da gidip Gülbahar'ı öterse Gülbahar gelip bana ötecek. Buraları cıvıl cıvıl olacak. Yapma. Kapıya bak, kapıya. Mahir, what are you doing here? Ortağıma uğradım. Esas senin ne işin var burada? Rosebar'a bir şey soracağım. Sana hesap mı vereceğim? Vereceksin. Aa, bak sen. Yoksa ben meditasyona başladım diye, yüzüm birazcık yumuşadı diye sen cesaretlendin ha, öyle mi? Bizim muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Hayırdır Mahir Bey, niçin gençliğe hitabı okuyorsunuz? Ay niye olacak Rosebar? Bu araba gençlik hallerine falan taktı da bu. Abuk subuk gözlükler takmalar, böyle antropozlar vermeler filan fıstık işte. Bana bak Nermin, benimle doğru dürüst konuş. Her şeyi biliyorum, duman ederim seni. Annem de babamın gözlüğünü kırmış ama baban üstlenmiş. Allah Allah ya, Avrupa apartmanında esen bu yalan rüzgarı nedir can? Bilmiyorum Gül. Bana açıklamak istediğin başka sır var mı? Vallahi başka bir şey yok Gül. Benden o kadar çok şey saklıyorsun ki. Ya Allah belamı versin, başka bir şey yok ya. Tamam mı? Hadi sen içeri gir, ben birazdan derse geliyorum. Ben bugün hiç ders havamda değilim. Gelme. Allah'ım, bu kadınlar haklı olunca ne kadar gıcık oluyorlar ya. O ne demek öyle? Her şeyi biliyorum, yakarım, duman ederim sen. Ne biliyorsan söyle, biz de bilelim. Niye susuyorsun Mao? Talk to me, talk to me. Hadi neyse. Aa, neyse mi?
Neyse mi? Sen gerginliği tırmandır. Ondan sonra neyse de geç. Unbelievable. Komple blöfsün Mahir. Sen Hindistan uçağına tek başına bindiğinde komple blöf müyüm, Greco-Roman mıyım yoksa tepeden tırnağa delikanlı mıyım anlarsın Nermin. Adamsın ortağım, sağ ol. Rica ederim, sen de bana borçlusun, bir aile ödeşiriz. Hayırdır pampişim, acil olan ne? Aa, Tokatçı geldin mi? Bende biraz daha para var. Allah seni kahretsin. Pis usulacı. Şunu daha evvel söyleyeydin de birkaç bin tane daha sipariş vereydik. Ne olurdu? Ne yapayım Tokatçı ya? Bu kolay para kazanma hırsı bünyeyi bu kadar sarmamıştı. Affet yani. Tamam. 2000 tane daha sipariş vereyim mi? Kaç para var sende? 3000 de. Olur 3000, olur. Beni enişteme muhtaç ettin ya. Aradığınız numara kullanılmamaktadır diyor. O ne ya? Aa, dur. Panik yapma. Bende kartviziti var. Dur. Ofis telefonundan arayalım. Seni ters çevirip silkelesek kaç milyon avro dökülecek üstüne? Çok merak ediyorum pampişim. Ya abartma be Tokatçı. Vallahi billahi parası o. Alo. Oğuz Bey'le görüşecektim. Ne? Büyükçekmece Belediyesi mi? Dur. Panik deme. Ben bir daha deneyeyim. Aradığınız numara kullanılmamaktadır diyor pampişim. Dur. Panik yapma. Dur. Alo? Tamam kardeşim, tamam. Büyükçekmece Belediyesi, anladık. Bana bak, ben şu adresin verdiği imalathaneye fırlıyorum, tamam mı? Fırla Tekin. Tekin fırla, benim tansiyonum fırladı. Fırlayamıyorum, sen fırla Tekin. Tekin fırla Tekin. Babacığım ben çıkıyorum. Güle güle kızım. Merhaba. Oo, hoş geldin Can. Hayırdır oğlum? Gül'le ders çalışmamız gerekiyor da Ferdi amca. Hocam ben size bugün çalışmayalım demiştim ama siz yanlış anladınız herhalde. Gel Ferdi amcacığım. Ne zamandan beri ders çalışma saatlerini öğretmenler değil de öğrenciler belirler oldu Gül? Haksız mıyım Ferdi amca? Ama baba ben deneme sınavından iyi not aldığıma göre dinlenmek benim de hakkım, öyle değil mi? Evet ya, bu çok çalıştı. Biraz dinlensin Can ya. Ama hala çok fazla eksiği var Ferdi amca. Yani ileride dinlenecek bir sürü vakti olacak. Ayrıca öğrendiklerini unutturmamamız gerekiyor. Yani sürekli tekrar etmemiz gerekiyor. Hem önemli olan ÖYS değil mi? Ne bu rahatlık, anlamıyorum Ferdi amca ben. Ya kızım şimdi Can'ı dinleyince yani o da haklı. Yani sık biraz daha dişini ya. Bak çocuk o kadar işini bırakmış, gelmiş seni çalıştırmaya. Hadi kızım çıkar üstlükle çalış. Ya ama hayret bir şey baba ya. Baş. Hadi. Bak ne kadar iyi anlaşıyoruz. Sence sırlarını saklamasam bu kadar iyi anlaşabilir miyiz? Hmm. Hem ayrıca sen niye babanla aramız iyi diye mutlu olmuyorsun? Ben onu hiç anlamıyorum yani. İyi. Aranız çok iyi. Hatta bizi nişanlayacağımıza keşke sizin nişanlasaydık. Bunları da as. Maça götüreyim onu, pankart açayım. Seni seviyorum Ketrun diye. Bana al. Ya of. Tamam. Skorboard'a yazdırayım. Seni seviyorum Ketrun diye. Sorun pankart değil zaten. O zaman dur. Tamam o zaman. Maçı evde seyrederken açılayım ona. Ay Nihat, ne lastsın ya? Sorun maç almayan zaten. Bence de hiç romantik değil yani. Haklısın. Ulan ha, sen de ne etsen Nihat'la. Tamam lan, buldum bak. Maçın biletlerini alayım, Ketrun'un gözünün önünde yırtayım. Seni seviyorum bu kadar çok diye. Selamun aleyküm. Aleykümselam. O ne o? Bu Hales lafının ortak hediyesiymiş Mahir abi. Neymiş o? Hindistan'da takmak adetti ya Mahir abi, bak. Mahir abicim sen de yapıştırsana. Yakışır abime. Ha sen gelsene bebeğim. Sana yapıştırayım bir tane. Bir tane gel buraya. Gel. Alnına yapıştıracağım ya. Yapıştıracağım. Kaçma.
Nermin! Ha, evde yok, yoksa çoktan üstüme sıçrardı. Gene Hindistan için neler almaya gitti acaba? Hindistan seyahatimizin biletleri. Ama uçağa ne gerek var zaten? Madem o kıyafetleri giyeceğiz, file binip, file binip giderim Hindistan'a. Aa, daha kesin bir çözüm var. Evet. Neymiş? Nermin Beceren. Hoppa! Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hele hele. Hele hele. Ahi ahi. Tey tey tey. Ha ha ha. Anacığım, anacığım mahvoldum anacığım. Anacığım bu aşağılık tokatçı kendisi tokatlamazsa başkasını buluyor, ona tokatlattırıyor. Aşağılık tokatçı. Heh, iti an, çomağı hazırla. Ne oldu Tekin, baktın mı imalathaneye? Yapılıyor mu bizim çantalar? Nasıl ya, ne halt ediyorlar? Adresini verdikleri imalathanede bunu üretiyor Arpampiş. Adamlar bizi çok kötü patlattı. Nasıl ya? Ne oldu? Bu şinasıyla Oğuz şirketmiş Pampiş'in. Biri ortayı yaptı, öbürü gelişine bir koydu. Topkale'ye değil, bize girdi. Çok kötü ketempeleye geldik Pampiş'im. Yani bu adam Avrupa Birliği'ne girmek için değil. Hayır, bize girmek için gelmiş. Oğuz'la Şinasi ortakmış. Bir de biz uyanık geçiriyoruz ya. Para, Allah cezanı versin. Artık seni sevmiyorum. Sen benim platonik aşkımdın ama artık sen Peki benim paralar ne olacak Tekin? Beni sevmeyeni ben hiç sevmem. Bana mı diyorsun? Hayır, paraya diyorum. Senin gibi dolandırıcı nasıl dolandırır be? Dolandırıcı mı derken uyanık adam manasında söylüyorsun herhalde enişte. Yemin ediyorum ben de anlamadım, olacak iş değil yani. Oğlum nasıl uyanmazsınız? Bu kadar tesadüf üst üste nasıl gelir? Siz çeriz misiniz be? Ablacığım sürekli eniştem konuşuyor. Sen de birkaç bir şey söylemek istiyorsan buyur lütfen. Etme bulma dünyası çocuk. Vay be abla be. Ben bugüne kadar kime ne etmişim gözünü seveyim. Ah canım. Nasıl masum? Nasıl masum? Bak, bak! Polise gitseydik baba. Bu kadar sabıkası olan adama kim inanır kızım? Üstelik parayı elleriyle vermişler. Uyanığım diye dolaşıyorlar ama bunlar uyur gezer be! Uyur gezer! Mafyaya gidelim. Bak, bak seni kendi ellerimle öldüreceğim. Bu batırdığın kaçıncı para be! Tamam, gelmeyin üzerim. Gelmeyin, yemin ediyorum. Kendimi şimdi atıyorum bu camdan aşağıya. Gel abi, bırak, bırak! Bırak atlası kurtulalım be! Yapmayın Ferdi amca. Panikleme Can abi. Dayım atlasa bile dört ayak üstüne düşer. Vay be Mesime. Biz yeğenimiz diyelim, bağrımıza basalım. Senin bu yaptığın final var ya, hiç olmadı. Ben şimdi kendimi kafa üstü atıyorum aşağı. Atlamazsan adam değilsin be! Atla! Gel Mesime. Tamam. Ablamla bir helalleşeyim önce. Ablacığım. Bugüne kadar yaptığın her şey için çok teşekkür ederim. Hakkını helal et abla. Helal olsun çocuğum, helal olsun. Selametle. Ben sana inanmıyorum ya. Bana bak. Sen kendin atlamazsan şimdi gelip ben seni iteceğim. Sen bu evden git de. Nasıl gidersen git. İster kapıdan, ister pencereden. Benim için fark etmez. Atlasana be! Gelme üstüme enişte. Gelme. Yerlerimle vedalaşayım. Ondan sonra atlayacağım. Söz verdim, az kaldı. Hadi çocuğum, çabuk ol, dizi başlayacak ama. Ya abla,
dizinin özet bölümü yerine benim hayatımın finalini seyretsen nasıl olur acaba? Atlasana be! Gelme düşüyorum! Ferdi amca bırakın bir vedalaşsın. Sevgili yeğenlerim, Gül ve Emre, ben bugüne kadar ne yaptıysam yemin ediyorum her şeyi sizin istikbaliniz için yaptım. Yalancı sahtekar! Atlasana be! Atla! Gelme! Enişte gelme! Son bir çift lafım var. Gülüm. Dayım. İlk göz ağrım. Doğrudur. İlk senin doğduğunda gelen çeyrek altınları patlatmıştır sahtekar. Atlasana oğlum! Gelme! Erdemciğim. Erdeciğim boşuna yormasana kendini. Atlar mı hiç o kardeşim o bilmez miyim? Hadi gelin dizi başladı. Hadi, hadi. Haklısın Gülber, haklısın. Bırakalım kendi başına ne hali varsa görsün. Ablacığım haklısın. Yani böyle bir sahneyi çocukların görmesi hiç doğru olmaz. Ben atlıyorum o zaman. Ey Doğa! Ey iki kapılı han! Bu handan bir tekin de geçti. Hadi elveda! Elveda koparanlar. Allah kahretsin. Kim yaptı bunu ha? Kim yaptı? Allah'ın mahusu. Sana bağırıyorum tabii. Kime bağıracağım ha? Niye doğradın sen benim Hindistan seyahatimi? Tell me, tell me. Vallahi benim bir alakam yok Nermin. Öyle mi? Kim yaptı bunu peki ya? Kim yaptı? Neredesin sen? Neredesin sen? Hayırdır ortağım? Ne var ya? Ben bir halt ettim ortağım. Ben bir halt ettim ortağım. Bu kadın beni bana sinir krizi geçirtti. Ben nasıl bir halt ettim ya? Suçu üzerine alacaksın. Fark ettim. Onun için eyvah dedim sana. Bana borçlusun ortağım. Onu biliyoruz. Ne halt ettin onu söyle çabuk. Şimdi... Nermin'dir bu kesin. Tamam doğaçlama idare edeceğiz. Sen bana o yeter. Sen kim olduğunu zannediyorsun ha? Who do you think you are? Nermin Hanım biraz sakin olsanız. Nerede? Ne oluyor? Bilmiyorum vallahi. Ben de bilmiyorum. Şöyle izah edeyim efendim. Bu Mahir denen hayvan benim uçak biletimi ve de pasaportumu lime lime etmiş. Ne yapmış, ne yapmış? Vallahi ben yapmadım. Ferdi yaptı. Aa, benim babam niye öyle bir şey yapsın ya? Ay, siz kafayı yediniz herhalde. Böyle bir şey olması için babamın kafayı yemesi lazım. İşte ben onu nereden bileyim ben? Ne kadar iyi. Ferdi manyak. Her hafta bir olay. Her hafta bir olay. Ben senin pasaportunu niye parçalayayım? Manyak mıyım? Akıl var, izan var. Ha? Ortağım. Yemişim senin ortağını be. Manyak. Böyle bir suçu nasıl üstleneyim? Ha, doğru düz bir suç söyle de onu üstleneyim. One minute. Sizin neden bir suç üstlenmeniz gerekiyor ki Ferdi Bey? Gülbahar. Şimdi ben o gece hani mazeret uydurdum da seni yemeğe çıkarmadım ya. Bunlar bana kılıbık demesinler diye yani ben o gece halı saha maçı yapmak zorunda kaldım. Ne? Sonra Nermin Hanım yalanımı yakaladı ve bir tefeci gibi beni borçlandırdı. Sonra Mahir'in antropoz gözlüklerini kırdı. Yanlışlıkla. Ben de bunu Mahir'e ötünce... Olaya bak. İşte...
Senin de Mahir Bey'e bir yalan borcun oldu. Demek benim pasaportumu, and the uçak biletimi sen söğüşledin, öyle mi Kabzo? Ben sana yapacağımı bilirim. Aşk olsun Ferdi, aşk olsun. Ben günlerdir seni sakatladığımı düşünerek, vicdan azabı içinde affedilmeyi dileyerek, kocama krallar gibi hizmet ettiğimi zannederken... Meğerse koca bir yalana hizmet etmiş. Yazıklar olsun sana, yazıklar olsun. De. Sana da yazıklar olsun Mahir. Nermin. Tatilin olacak değil mi Rose Bahar? Evet. Ama siz oraları çok iyi biliyorsunuzdur. Beni en güzel alışveriş merkezlerine götürün. Şöyle güzelce bir para harcayalım. Sadece alışveriş mi tatlım? Sadece alışveriş mi? Yunanistan'da sirteki, İtalya'da pizza, Fransa'da şarap dedi mi? İspanya'da flamenco. Bye bye Maho. Goodbye macho. Güzel. Bu kadar fazla yalanın faturası bize kolbere oldu mu? Ve işte alırsan hanımların ahını ekstra gelir aheste aheste. Doğru. Senin doğduğunda ilk gelen çiçek. Ölüyor vurun kırtlar. Doğrudur. Barış, ne barışı? Ne barışı lan? Doğrudur. İlk senin doğduğunda gelen çeyrek atla... Dua edeceksin değil mi bana? Tabii abla, yani her an... Bak gel lan, atlarım şimdi aşağı anda. Hadi. Allah aşkına. Gelir aheste aheste. Doğru. Senin doğduğunda ilk gelen çiçek. Ölüyor vurun kırtlar. Doğrudur. Barış. Ne barışı? Ne barışı lan? Doğrudur. İlk senin doğduğunda gelen çeyrek atla... Dua edeceksin değil mi bana? Tabii abla, yani her an... bak gel lan, atlarım şimdi aşağı anda.